Saygıdeğer kaymakamım, sayın belediye başkanım, çok kıymetli ustalarımız, kıymetli sinema dostları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirlerimiz, Sultanbeyli Belediye'miz tarafından düzenlenen, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bu yıl üçüncü kez seyirciyle buluşan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması 23 Kasım tarihinde başladı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla Sultanbeyli Belediye'miz tarafından düzenlenen kısa film türüne destek vermek ve sinema profesyonelleriyle seyirciyi buluşturmak ve onlara destek vermek amacıyla yola çıkan ve bu yıl 40'a yakın ülkeden toplam 515 filmin başvuru yaptığı yarışmamız Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması'nda seyircilerini ağırladı. Ve bugün festivalimizin son gününü muhteşem bir ödül töreniyle taçlandırıyoruz. Bu vesileyle birlikteyiz, bir aradayız. Tekraren hoş geldiniz. Tabii sözün başında bir konuya değinmeden geçemeyeceğiz. Filistin ve Kudüs. Filistin'le birlikte yüreğimiz yanıyor. Mescid-i Aksa'nın hemen yanı başından yükselen Filistinli kardeşlerimizin feryadını kalbimizin ve ruhumuzun derinliklerinde tarifsiz bir acıyla hissediyoruz. Bu yıl festivalimizin Filistin'den bir misafiri var. Yönetmen Muhammed El Muganni. Kendisinin yönetmenliğini yaptığı 3 filmin Filistin seçkisi başlığı altında festivalimizde gösterimi yapıldı. Sinemanın hayatla bütünleşen uzun yolculuğunda Anadolu topraklarından sinema salonlarına uzanan ve seyirciyi de bu büyülü dünyaya dahil eden olağanüstü yapısıyla ve beyaz perdenin etkileyici gücünden ilhamla hayallerin gerçeğe dönüşme süreci. Efendim şimdi sizleri hayatın içinden filmler temalı festival filmimizle baş başa bırakıyorum. Benim yolum başka. Seni tanıdıktan sonra anladım. Seninle beraber olduktan sonra sevgi de yetmiyormuş. Çok eskiden rastlaşacaktık. Sabiha. Hayatın İçinden Filmler 3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda. Efendim hayat kısa bir rüyaysa uyanınca hatırlanacak kareler biriktirmek gerek. Her kareden bir hisse düşer nasibimize. Sinemada anlatılan bütün insanlığın hikayesidir aslında. Bir an içine nice haller sığar görebilene. Hayat devam ediyorsa sanat da devam ediyor ve edecek. Elbette bu tür organizasyonları planlamak ve icra etmek kolay değil. Her bir aşaması ayrı bir emek, ayrı bir enerji gerektiriyor. Başlangıcından bugüne geçtiğimiz
iki yıldan bu yıla, özellikle son dört günde ve öncesinde hazırlık aşamasında adeta bir çocuğu büyütme özeniyle bu işe mesai harcayan çok kıymetli bir ekibimiz var. Bu çabalar kuşkusuz sinema kültürümüze de büyük bir katkı sunuyor. Şimdi sizlerden ekibimize kocaman bir alkış rica ediyorum efendim. Ve bu kıymetli ekibimiz adına konuşmalarını gerçekleştirmek üzere festival danışmanımız, sinema eleştirmeni Suat Köşer'i alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Öncelikle sevgili Emrullah da bahsetti. Yanı başımızda bir savaş var. Daha öncesinde de yukarıda savaş vardı. Rusya ve Ukrayna arasında. Şimdi çok daha acı, çok daha travmatik bir olay yaşıyoruz. Aslında lafın gelişi savaş diyoruz ama bir işgal var. Bir ülkenin, İsrail'in bir başka ülkeyi işgal edip oradaki halkı yok edercesine sürdürdüğü bir şey var, işgal var. Dolayısıyla böyle bir ortamda hayatın devam etmesi, sanatın devam etmesi bence çok değerli. Dünya sinemasının büyük oyuncularından Cate Blanchett'ın bir videosunu izlemiştim geçen gün. Ben Filistinli değilim, Ukraynalı değilim, işte Almanyalı değilim, Fransız değilim ama bir tanığım demişti ve görüyorum her şeyi, olan biteni görüyorum demişti. Çok etkilenmiştim. Gerçekten bu anlamda sinema, sanat bizim için bir tanıklık, şahitlik, şahit ediyoruz olan bitene ve bunlar kayda geçiyor. Sinema belki de bu kaydın çok değerli, çok önemli bir aracı. Bunların yaşanan her şeyin bir şekilde kayda geçtiğini görüyoruz. O yüzden de sevgili Emrullah'ın da söylediği gibi sinemanın da durmaması lazım, sanatın durmaması lazım. Çünkü o durursa her şey durur, hafıza durur, kayıtlar durur, tanıklık olmaz, şahitlik olmaz bir anlamda. O yüzden biz Anadolu'da bir deyim var ya, hem ağlarım hem giderim diye. Bir taraftan olan biteni takip ediyorduk televizyondan. Ama bir taraftan da bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz? Onun için mücadele verdik. Güzel bir ekibimiz vardı. Hepsine ben çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sultanbeyli Belediyesi'nin de yine yetkili birimlerinde çok hummalı bir şekilde çalışan arkadaşlar vardı. Bize çok omuz verdiler. Birlikte çıkardık bu işi ortaya. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Dünyanın en iyi şeyini bile yapsanız, bu sinema olur, edebiyat olur, müzik olur, başka bir şey. Onun bir hamisi yoksa, bir destekleyeni yoksa, ortaya çıkarmak için asıl imkanları, olanakları sağlayan yoksa, inanın bana o çok da yerini bulmuyor. O yüzden bu işin yerini bulmasının belki de en önemli sac ayaklarından birisi Sultanbeyli Belediyesi ve kıymetli başkanı Sayın Hüseyin Keskin. En başından beri çok inanıyor, takip ediyor, etkinliklerimize katılıyor. Çünkü biliyorsunuz genelde yöneticiler çok fazla böyle şey göstermezler, ilgi göstermezler. Bir şey yürüyorsa onlar için tamamdır. Bu da bir yerde kendince haklı bir tavır ama işin içinde olmak, takip etmek, ne oluyor, ne bitiyor, kim geliyor, kim gidiyor. Bizimle beraber adeta takip etti bu süreci ve zamanından, kıymetli zamanından ayırıp geldi bizimle beraber. Hep hissettik yanımızda. Çok teşekkür ediyorum. Biz üçüncüsüne kadar getirdik. İnşallah bakalım uzun ömürlü olur bu organizasyon. Burada çok değerli ustalarımız var. Hepsi sizin şimdi birazdan izleyeceksiniz. Hayatınızın çok içinden insanlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum bizi kırmayıp buraya kadar geldikleri için. Aynı zamanda yarışma filmlerimizin yönetmenleri var burada. Yine her fırsatta söylediğim gibi belki bazıları dereceye girecek, ödül alacak ama bence bu işte hiç kaybeden yok. Hepimiz kazanıyoruz. Sinema her şekilde kazanan tarafta. Çok çok teşekkür ediyorum herkese, emeği geçen herkese ve buraya kadar geldiğiniz için sizlere sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Suat Köşer'e. Efendim şimdi de programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere kıymetli belediye başkanımız Hüseyin Keskin'i alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer kaymakamım, kıymetli ustalarımız, sanatçılarımız, değerli jüri üyelerimiz, kıymetli yönetmenlerimiz, çok değerli yöneticilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, kıymetli katılımcılar, sevgili genç kardeşlerim,
hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli misafirler, kültür ve sanat milletleri ayakta tutan, taşıyıcı sütunların başında gelmekle kalmıyor. Aynı zamanda bir toplumu maruz kaldığı saldırılar karşısında da dirençli kılıyor. Savunmada, ekonomide, askeriyede, diplomaside ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı siz de takdir ederseniz ki kültür ve sanatla mümkündür. Zengin bir kültüre, özgün ve derinlikli bir sanat anlayışına, topluma rota oluşturan ve cesaret verecek sanatçılara sahip olan milletler, hangi saldırıları yaşarlarsa yaşasınlar, küllerinden yeniden doğmayı her seferinde başarmışlardır. Tarih boyunca yaşadıkları onca sıkıntıya, işgale, ekonomik ve sosyal bunalımlara rağmen bu milletler varlıklarını her daim devam ettirmektedir. Türk milleti olarak bizim de asırlardır ayakta kalabilmemizin temel sebebi de işte bu kültürel bakiyemiz ve derinliğimizdir. Öte taraftan üzerinde yaşadığımız bu şehir adeta kültür ve sanat üretimi için bulunmaz bir cevherdir. Tek başına bir değer olan İstanbul'un zenginliği mimariden musikiye, edebiyattan hüsnüata kadar kültürün farklı alanlarında nice eserlerin merkezidir. Elbette sinema sektörünü bu kültür sanat alanlarından ayırmak da mümkün değildir. Sinema tek bir sanat olmasının yanı sıra bir çeşit sanatların da birleşimidir. Sadece sanat olmaması, aynı zamanda endüstri olması da bir tarafta dursun, bir tek insanın değil, birçok kimsenin emek vererek ortaya çıkardığı ve eskimesi mümkün olmayan bir eserdir. Son zamanlarda nice yönetmenlerimizin lokomotifliğinde Türk sineması gelişerek dünyayla yarışır konuma ilerlemiş ve gelecek kuşaklara önemli bir sanat bakiyesi bırakma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana kültür ve sanat tarihimize katkı sunmak için çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. 10.sunu düzenlediğimiz Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivalimiz, 7. Kitap Fuarımız, Edebiyat Festivalimiz, Aşıklar Şölenimiz, İnsan ve Şehir Akademimizde yer alan Sinema ve Medya Akademileri, İnşa Okumaları, Dergicilik ve Şiir Atölyeleri, Seminerler, Eğitimler, 50. programını gerçekleştirdiğimiz Aydos Diriliş Nesli Okumalarının yanında Cuma günü açtığımız 17. kütüphanemiz ve bu hafta açacağımız, önümüzdeki hafta açacağımız kütüphanelerle birlikte ilçemiz 20. kütüphanesine de kavuşmuş olacak. Bu sene 3.sunu gerçekleştirdiğimiz Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması tıpkı geçen seneki gibi sanatseverlerin büyük teveccühüne mazhar olarak rekor bir başvuruya bu yıl da kavuştu. 345 ulusal ve 161 uluslararası başvuru olmak üzere toplamda 515 sanat yapıtıyla yarışmamıza katılım sağlanarak hemen hemen geçen seneki rekorumuzu yine elde etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca tarihi, geçmişi ve modern yapısıyla yaşayan bir müze haline gelen Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nde bugün 3. kez ödül törenimizi gerçekleştirirken bizim de bu önemli mekanda yaşadığımız bu kültürel anılar ömrümüz boyunca elbette baki kalacaktır. Vefatının 18. yılında önce şunu söyleyelim. Biraz önce kıymetli dostumuz Suat Bey de ifade etti. Emrullah Bey de ifade etti. Barbar İsrail Devleti'nin Gazze'ye karşı işlediği insanlık suçlarına dikkat çekmek amacıyla Filistin konulu 3 kısa filmimizin gösterimini gerçekleştirmiş olduk.
Bununla beraber vefatının 18. yıl dönümünde usta yönetmen Mustafa Akkadı da hem jüri özel ödülü hem de hayatını ve eserlerini konuştuğumuz panelle anmak istedik. İlim, irfan ve kültürün meşalesini binlerce yıldır hakkıyla taşıyan medeniyetimizden aldığımız bu köklü birikimle Sultanbeyli Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz tüm festival ve sanat programlarıyla sadece hemşehrilerimize değil tüm insanlığa katkıda bulunmaya gayret ediyor. Her şeyden önce bunu bir sorumluluk olarak görerek yaşam tarzı haline getirmeyi amaç ediniyoruz. Yükselen Türk sinemasında iyi yapımların çıkması ve kendimizden bir şeyler bulduğumuz kaliteli senaryoların film karelerinde hepimizi başka ufuklara taşıması takdire şayandır. Bugün de bu anlamlı günümüzde Türk sinemasına katkıda bulunan ve bulunmaya devam eden eserleriyle toplumumuza yön veren sanatçılarımıza hepinizin huzurlarında saygılarımı iletmek istiyorum. Kıymetli sanat insanlarımız, değerli misafirler, şiir festivalimiz ve kitap fuarımız gibi Sultanbeyli'mizin sanata gönül veren sizler sayesinde kısa film yarışmamızın da sinema endüstrisine katkıda bulunmasının yanı sıra yeni sinemacılar yetiştiren bir yapısı olması suretiyle önemli bir işlev üstlendiğini de düşünüyorum. Biraz önce üstadımız Zihni Beyefendi de başka bir öneri de bulundu kaymakamımızla bize. İnşallah tiyatro alanıyla alakalı da yeni çalışmalar yapmak için çalışacağımızı buradan da ifade etmiş olalım. Türk kültür ve sanatına sahip çıkan herkese teşekkür etmekle birlikte başta jüri başkanımız Murat Saraçoğlu'na, Kürşat Üresin'e, Mehmet Usta'ya, Çiçek Dilligil'e ve Cihan Aktaş'a uluslararası hastaydı, şifa diliyorum. Geldi mi tam bilemiyorum. Gelemedi değil mi? Evet. Uluslararası jüri üyelerimiz Rıza Siyami üstadımıza, Raşat Strik ve Esra Demirkaran'a özellikle katkıları ve emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde büyük gayret gösteren Suat Köçer BV ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Başka programlarda bu ıslıkları rica etsem çalsak daha iyi olur. Suat Bey tabii olunca biz daha rahat ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, işte Görgün Bey, Hasan Bey ve bütün arkadaşlarımız el ele vererek ortaya güzel bir eser ortaya çıkardılar. Tekraren teşekkür ediyorum. İlk yarışmamızdan bu yana katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze de en derin hürmetlerimi sunuyorum. Bugün özel ödül alacak olan ustalarımıza ve eserleriyle bu projeye, bu yarışmaya destek veren 515 eserin kıymetli yönetmeninden emeği geçen bütün sanatçılarımıza ve burada bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere şükranlarımı sunuyorum. Daha nice yeni projelerimiz ve ilk günkü aşkla, heyecanla hayata geçirmeyi planladığımız programlarda görüşme dileğiyle sağ olun, var olun, sinemayla kalın. Efendim, Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ederiz konuşmaları için. Şimdi de bir selamlama konuşması yapmak üzere Sultanbeyli Kaymakamı Sayın Kemal Şahin'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakam. Çok değerli belediye başkanım, çok kıymetli üstadlarımız, çok kıymetli sinema severler, sevgili gençler. Çünkü Sultanbeyli'nin gençlerinin çoğu burada. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten Sultanbeyli genç nüfusuyla İstanbul'un parlayan yıldızı diyoruz. Bize düşen de bunları en iyi şekilde yetiştirmek. İşte bu anlamda aslında belki belediyelerin
asıl görevi şöyle algılanıyor. Şehircilik, altyapı, üst yapı. Ama asıl yapı onların kültür, sanat olaraktan belediyelerin kültüre, sanata verdikleri destekler. Oradaki insanların sosyal, kültürel mutlulukları, yaşamları, onlara kalite sağlamak, katkı sağlamak çok önemli. İşte bu alanda yapılan, bu başta sinema, biraz önce belediye başkanımızın ifade ettiği kütüphaneler, şiir yarışmaları, okumalar, sosyal, kültürel alandaki yapılan yatırımlar bence ondan daha önemlidir diye düşünüyorum. Bir şehrin kimlik kazanması, üst kimliğinin oluşması anlamında. Ben bundan dolayı başta belediye başkanımız olmak üzere tüm ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bu sinema yarışmalarına da katılan yönetmeninden yapımcısına ve özellikle de burada emek veren, ter döken oyunculara çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Keşke imkan olsaydı onların hepsi buraya çıkartılsaydı, hepsi alkışlansaydı ama bu yarışmaya da bence katılmak önemli. Hele de önümüzdeki süreçte marka olacak. Üçüncüsü düzenlenen Sultanbeyli Kısa Film Yarışması inşallah çok daha ileriye gidecek. Buradaki buraya katılmak bile bence çok önemli olacak. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buradaki hazırlığını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Zihni Üstadımız ve diğer üstadlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim Sultanbeyli Kaymakamı Sayın Kemal Şahin'e çok teşekkür ederiz konuşmaları için. Malumunuz olduğu üzere 2023 yılında bu yıl Türk sinemasından kaybettiğimiz çok önemli, çok değerli isimler var. Kendilerini saygıyla, şükranla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Bu yıl aramızdan ayrılan bir isim daha var ki yine gösterdiğimiz isimlerden biriydi ama özellikle vurgulamak istedik bugün. Türk sinemasına ve Türk müziğine damga vurmuş önemli bir isim. Şimdi ekranımıza gelecek. Bu yıl kaybettiğimiz MFÖ'nün daimi üyelerinden, sinemanın gülen ve güldüren yüzü, Türk insanının gönlüne taht kurmuş kıymetli oyuncumuz Özkan Uğur. Kendisini de tekraren rahmetle anıyoruz. Evet, efendim şimdi ödül törenimize geçiyoruz. Ödül törenimizde ödüllerimiz sahiplerini bulacak. Öncelikle Sultanbeyli Belediye'miz bir sinema akademisi, bir sinema atölyesi açtı. Bu akademide gençler bir film çekti. Sultanbeyli Belediye'mizde onları yüreklendirmek ve onurlandırmak adına bir ödül vermek istedi. İnsan ve Şehir Akademisi Kısa Film Atölyesi ödülünü açıklamak üzere oyuncu, senarist Recep Çavdar'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Herkese iyi akşamlar. Evet, Kısa Film Atölye ödülümüz Sümeyra Yüksel'e gitmiş. Tebrik ediyorum. Evet, alkışlarınızla Sümeyra Yüksel'i huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. Ödülünü oyuncu ve senarist Recep Çavdar takdim edecek. Bir fotoğraf alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin isterseniz duygu ve düşüncelerinizi alalım. Biraz heyecanlıyım. Maruz görün bu sebepten ötürü. Öncelikle bize bu tüm imkanı sunan Sultanbeyli Belediyesi'ne, İnsan ve Şehir Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ardından hocamız, yönetmenimiz Fatih hocamıza ve tüm ekip arkadaşlarıma, Süleyman abiye, Merve'ye, Rabia'ya, Özgür'e ve tabii ki kendime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, akademimizin ödülünü ve gecemizin ilk ödülünü Sümeyra'ya verdik. Efendim, aramızda Filistin'den çok kıymetli bir misafirimiz var. Aldığı ödüllerle bu alanda başarısını dünyaya duyuran Filistinli yönetmen Muhammed El Muganni bugün bizimle birlikte. Açılışta değinmiş olduğumuz 3 Filistin temalı filminde yönetmeni kendisi. Gazze'de yaşananları dünyaya duyurduğu, mazlumların sesini dünyada yükselttiği için kendisine İnsan Hakları Ödülünü takdim edeceğiz. Ve alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz kendisini. Buyurunuz efendim.
ve ödülünü takdim etmek üzere Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'i tekrardan huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun başkanım. İsterseniz ödülden selamun aleyküm. Siz bilirsiniz. I would like to talk about the warmth and the love that I feel being here in Istanbul among the Turkish people. Öncelikle sizin aranızda hissettiğim bu sıcaklık ve sevgiden dolayı duyduğum duyguyu belirtmek isterim birlikte olmanın. Always when I was home in Palestine, I felt the big and massive love that Palestinian people have for Turkish people. Ve her zaman Filistin'de, Gazze'de insanların Türkiye'ye olan sevgisini de biliyorum. And today I see it being here from Istanbul. How is it on the other side? And this mutual solidarity and love. Today I am here and I see the other side from Turkey, how they have so much love for Palestinian people and their cause. Ve şimdi buraya gelerek bir yandan da diğer taraftan yani buradan görmüş oldum bu sevgiyi ve aradaki dayanışmayı. I'm very grateful for the hospitality, for treating me as someone from your family. Ve misafirperverliğiniz için ve beni aranızdan biri gibi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim diyor. I also would like to say that we Palestinians, we are grateful for the stand that the Turkish leadership took to stand with the Palestinian people and their rights, the strongest stand. Ve Türkiye ve Türkiye'deki liderimizin Filistin için ayakta durması, bunun için gerçekten konuşması için mutluluk duyuyor. Ve gerçekten ayakta duruyor diyor. Gerçekten bizim için duruyorlar, yanımızda duruyorlar. Because now in these times we know it's very clear. You must be very brave to stand with the Palestinian people. Ve şu an biliyoruz ki Filistinli insanlar için ayakta kalmak çok cesurca bir şey. Onlarla birlikte onlara destek veriyor olmak çok cesurca bir şey. Thank you so much. Efendim bizler de teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli Muhammed El Muganni'ye ve Sayın Belediye Başkanımıza. Evet, sırada başka bir ödülümüz var. Kısa filme destek veren çok önemli kişi, kurum ve kuruluşlar var. Bu yıl o isimlerden birini ağırlıyoruz ve kendisini hem onur etmek hem de ödüllendirmek istiyoruz. Kısa filme destek ödülümüzü almak üzere yapımcı ve sunucu Ömer Sabim Sevimli'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla efendim. Ve bu ödülü takdim etmek üzere tekraren festival danışmanım, sinema eleştirmeni Suat Köçer'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Suat Bey. Senden önce kaptım mikrofonu. Şimdi Ömer de ben de biz ekran önünde olan insanlarız. Tabii
işte televizyon ekranlarında, video ekranlarında. Zaman zaman da sağ olsun bizi misafir ediyor programlarına. Ben kim versin istedim dedim sana, usulen sorarlar, ısrarla sen ver dedi. O yüzden buradayım, yoksa gerçekten çıkmazdım. Çok ısrar etti Ömer. Çok teşekkür ediyorum. Ömer çok uzun yıllardır tanışıyoruz ve kısa filme inanılmaz destekleri olan bir isim. Bütün yaptığı televizyon programlarında kısa filmcilere bir şekilde omuz veriyor, destek veriyor. Hangi kısa filmci ona ulaşmaya çalışsa, bir şeyler söylemek istese, Ömer onlara hep mikrofon uzatıyor. Ben huzurlarınıza bir kere daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Ömer. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli dostum. Gerçekten onur duydum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese, bana bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Canım karım Serap, sana da çok teşekkür ediyorum. Her zaman desteğin için. Sağ olun, var olun. Tabii bu anlar insanın kendini mutlu hissettiği anlar, çok güzel anları, ama biliyoruz ki bir tarafımızda kan ağlıyor ve buradaki, bu salondaki herkes bunun da bilincinde. Ne mutlu ki bana ki böyle bir ortamda böyle bir ödülü alıyorum. Burada olmaktan da gerçekten büyük onur duyuyorum ve son olarak bu ödülü Özgür Filistin için havaya kaldırmak istiyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz yapımcı ve sunucu Ömer Sami Sevimli'ye. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, çok teşekkür ederiz. Sırada onur ödüllerimiz var. Çok kıymetli, değerli üstadlarımız, ustalarımız bugün bizlerle birlikte. Her yıl olduğu gibi bu yılda sinemaya emek ve ömür veren önemli ustalarımıza onur ödüllerini takdim edeceğiz. Efendim, ilk ödülü ustamıza takdim edeceğiz. Bedia Ener'e takdim ediyoruz. Bugün kıymetli ustamız Bedia Ener tiyatro sahnesinde olduğu için aramızda değil. Kendisi adına ödülünü almak üzere yine çok kıymetli bir oyuncumuz aramızda. Alkışlarınızla Parla Şenoğlu huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Efendim, Sultanbeyli Kaymakamı Sayın Kemal Şahin takdim edeceklerdir ödülümüzü. Buyurunuz efendim. Biraz daha ön tarafa alabilir miyim Sayın Kaymakamım? Ağırlanın. Ağırlanın. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Onur ödülü çok özel ve çok değerli bir ödül. Artık biraz içi boşaltıldı. Bazen anlamsız insanlara da veriliyor. Ama bu kez içiniz rahat etsin. Benim canım arkadaşım, çok sevdiğim, gerçekten özel, gerçekten değerli kadın Bedia Öztepe verdiniz bu ödülü. Bedia Ener'e verdiniz. Ve o da gelemediği için öylesine üzgün ki burada olup sizlerin yarattığınız bu sinerjiyi, bu birlikteliği, ona gösterdiğiniz bu teveccühü mutlaka yaşamak istiyordu. Ama dedi ki teşekkür et Parlacığım onlara benim adıma. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Evet. Bedia Ener'e sevgilerimizi, saygılarımızı iletin lütfen. Bir sonraki onur ödülümüzü hangi ustamıza takdim ediyoruz? Yine izliyoruz efendim. Kıymetli ustamız Burçak Evveli huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Ve ödülünü takdim etmek üzere Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'i tekrar huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun başkanım. Hoş geldiniz efendim. Biraz daha öne alabilir miyim Sayın Başkanım? Efendim, buyurun. Evet, ben hep
ödül veren tarafta oldu. Ama ödül alma tarafında olmak da güzel bir şeymiş. Halikarnas balıkçısı ya da diğer adıyla Cevat Şakir'in bir anekdotu vardır. Cevat Şakir'e sormuşlar, milli piyangodan para çıksa ne yaparsın? O da hiç düşünmeden yanıt vermiş. Dünyanın en karlı ticaretini. Sormuşlar nedir bu? Yoksullara dağıtır, sevinç satın alırım demiş. Festivaller de böyledir. Sadece sevinç satmaz, umut da satar, gelecek de satar, başka dünyaları da satar. Onun için her festival bir şenliktir, bir umuttur. Festivaller belediyelere para da kazandırmaz. Aksine para yedirir. Ama parayla satın alınmayacak olan saygıyı getirir. İşte insana yapılan bir yatırım sinema ve festival olunca onun anlamı da başka oluyor. Diğer taraftan bu ödülü bana layık gören önce belediyeye, daha sonra arkadaşım, dostum, meslektaşım Suat Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu ödül almanın bir nedeni de artık emekli olma zamanı geldi demektir. Ama benim öyle bir niyetim yok. Hala kitap yazacağım. Teşekkür ediyoruz efendim. Uzun ömürler diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Başkanım sağ olun tekraren. Evet. Efendim kıymetli üstadımız Burçak Evren'i ağırladık. Teşekkür ediyoruz tekraren kendisine. Şimdi de Türk tiyatro ve televizyonlarında çok değerli ve önemli projelerde yer almış bir isim var. Bir sonraki onur ödülümüz hangi ustamıza gidiyor? Hep birlikte izliyoruz tekraren. Efendim, büyük usta Hikmet Körmükçü'yü alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Efendim, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Hikmet Körmükçü gibi aynı mesleği seçen sevgili kızı, seslendirme ve dublaj sanatçısı Elif Acıhan'ı ödülünü takdim etmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Şimdi annem olması bir ödül, bir onur ve gerçekten bu ödülü kendisine teslim etmeme vesile olduğu için sevgili Suat Bey, gerçekten çok teşekkür ederim. Hepiniz harikasınız. Buyurun Sayın Körmükçü. Efendim biraz daha öne alabilir miyiz sizleri? Bayrağı tabii ona teslim ettim. Mikrofonu da. Yıllar önce ben de seslendirme yaptım çok uzun yıllar. Ama o kadar şey vardı ki hevesimi diyeyim. 5 yaşında başladı babasının sırtında, mikrofon karşısında. Kendinizi anlatın efendim. Kendimi anlatırım. Anlattı zaten, şaşırdım. Neler yaşamışım ben. Hayretler içinde kaldım. 51 yıldır, hatta 52. yılım şehir tiyatrolarında sahneye çıkıyorum. Önemli şeyler de oynuyorum çok şükür. Ama gerçekten bu ödül törenleri beni aşırı derecede heyecanlandırıyor. Bir başka bir şey. İçinden, yüreğinden başka teşekkürler çıkıyor. Tabii ki kızıma da teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldu hep. Hep yardımcı oldu. Dedi, işte ezberimi tutuyorum. Ne tutacağım senin ezberini? Sen zaten biliyorsundur her bir şey deyip bana, beni yüreklendirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum ona. Çok heyecanlıyım. O kadar yani can yürekten teşekkür ediyorum binlerce kere. Muhteşem bir organizasyon. Az bir film deneyimim var, 4-5 tane. Ama diziler daha çok, tiyatro daha uzun. Ama sinemanın daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Şöyle, Vasfi Rıza Zobu ben tiyatroya gireceğim diye tutturduğum zaman demişti ki buz üstüne yazılmış, ne yapacaksın tiyatro yapıp? Şimdi beni ölçmeye çalışıyor böyle. Nereye yazılırsa yazılsa, ama sinema daha kalıcı bir şey tabii ki. Tiyatroda kalıcı olsun. İnşallah tiyatro ile ilgili de yine böyle bir şeyler yapılır. Sinema ile ilgilenildiği gibi.
Çok teşekkür ediyorum. Tertip edenlere de, herkese de onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Canım zihni Göktay'ım için bir iki cümle mi diyeyim artık, kelime mi? Hayatımız birlikte geçti neredeyse Zihni Göktay'la. Dedikleri gibi birçok dizide, birçok oyunda birlikte oynadık. Hala da şimdi devam ediyoruz, aynı oyundayız. Yarın sabah erken kalkacaksın, küçük bir çocuksun. Erkenden git yat işin bittikten sonra. O sahnede minnacık bir çocuktur. Gözleri şimşekler çakan, korkunç zeki. Böyle böyle görürsünüz. Ağır konuşur, ağır yürür bilmem ne, ama sahnede bir canavar çocuktur. Canım, canım arkadaşım, dostum, her şeyim benim. Seni de kutluyorum. Teşekkür ediyorum binlerce kere. Efendim bizler de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Şimdi bir sonraki onur ödülümüzü hangi ustamıza takdim edeceğiz? Efendim bir isim var ki eminim salondaki herkesin hayatında bir projeyle girmiş, kendisini sevdirmiş. Bazen bir dizi, bazen bir filmle ve bir tiyatroyla hayatımıza dokunmuş bir usta. Hep birlikte izliyoruz şimdi. İsmail Dümbül Ustası'nın tedrisinden geçip birçok hocasından devraldığı bayrağı hala ilk günkü heyecanıyla yeni nesillere taşıyan Zihni Göktay, bitmeyen enerjisiyle seyircisinin her daim göz bebeği olmuştur. Sahneye adımını atmasını büyük bir heyecanla bekleyen, her adımını, her sözünü büyük bir dikkat ve mutlulukla izleyen bir seyirci kitlesi oluşturmuştur yıllar yılı. Gülhane Parkı'nda, Şark Kıraathanesi'nde, Bahçe Sinemalarında seyrettiği geleneksel oyunlarla yüreğine ve hayallerine tohumlarını serpen tiyatroya ilk adımını Eminönü Halk Evi'nin açtığı kurslarla atarken, Ankara Meydan sahnesiyle yavaş yavaş bir sevdaya dönüşmeye başlar. Ve hayatında belki de en özel yere sahip şehir tiyatrolarında iyiden iyiye yüreğine nakş olur. Seyircinin zihnine de, tiyatro tarihimize de kazınan nice oyun ve karakterle ne güzel bir tiyatro evreni inşa eder aslında. Cibali Karakolu'nun Cafer Sabbah'ı, Kanlı Nigar'ın Kahveci Abdisi, Hisse-i Şayia'nın Tahir'i, Pembe Konağın Alaaddin'i, Eşeğin Gölgesi'nin Şaban'ı ve tabii ki Lüküs Hayat'ın Rızası'dır Zihni Göktay. Hey! Lüküs Hayat, Lüküs Hayat, bak keyfine yan gel de yat. Ne umur şey yok, ne rahat, yoktur eşim ne göz. 6 Mart 1985 akşamı 2,5 saat süreyle başladığı Lüküs Hayatı, kendi muzipçe ifadesiyle bayatlatmadan, kısık ateşte altını yakmamaya çalışarak 3,5 saate çıkartarak rolüyle özdeşleşir, 28 yıl boyunca her oyunda aslında başka bir yenilik ve incelik katar sanatına. İşte böylesi özel bir oyuncudur Zihni Göktay. İçinden geldiği toplumu çok iyi gözlemleyerek her oyununda tuluat sanatının ayrı bir inceliğini sergiler. Kendi tabiriyle, eğlenceliyle faydalıyı zülfü yare dokunmadan aktarma çabasındadır. Tiyatro sahnelerinin yanı sıra Tosun Paşa gibi çok özel bir filmle başlayan sinema kariyerinde Meraklı Köfteci, Fahriye Abla, Atla Gel Şaban, Hababam Sınıfı filmleriyle Bizimkiler, Kuruntu Ailesi, Cennet Mahallesi gibi dizilerdeki akıllara kazınan rolleri de yer alır. Şahse, delikanlı, sen hala o eski mesele demişsin. Vallahi yanlışlıkla oldu iş. Ben aslında pembeyi kaçıracaktım. İsmail Dümbüllü'den Muhsin Ertuğrul'a, Haldun Dormen'den Engin Günaydın'a nice dev isimle yollarının kesiştiği tiyatro evreninde işini, eşini ve aşını hep çok seven ve önemseyen büyük ustanın tiyatro ve sanat sevdası hepimize örnek olmaya devam ediyor. Nice yıllara büyük usta. Efendim o kuvvetli alkışlarınızla büyük ustamızı huzurlarınıza davet ediyoruz.
ödülünü kim verecek biliyor musunuz? Hikmet Körmükçü. Alkışlarınızla efendim. Huzurunuza davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Şöyle alabilir miyim sizleri? Buyurun. Şöyle buraya alabilirsem sizi. Mikrofon. Buyurun efendim. 60 olmadı daha az. 60 neymiş? Kadına, daha çok küçük. Kadına yaşı erkeğe maaşı sorulmaz derler ya. Şimdi efendim eşim olamadı ne yazık ki ama o zaman kız istemesini bilemiyordum. Babasından isteyemedim ama hayrandım. Hep de aşık oldum. Ömür boyu bana en büyük ödül Hikmet Körmüklü'dür sahne üzerinde. İltifat değil, hakikat. Böyle bir canım arkadaşım ama sahne üzerinde çok güzel günlerimiz geçti. Halen geçmekte. Birlikte oyun oynuyoruz. Yine bir oyun. Bizde emeklilik yok. Bizde emeklilik Muhsin Ertuğrul hocamızın dediği gibi kendiniz o kutunun içine girmedikçe oynayacaksınız dedi. Biz de gayret ediyoruz da kutunun içine girmemeye, yaşantımıza dikkat ederek, Hikmet'in nasihatlerini tutarak. Evet efendim, tiyatro yıllardır var, yüzyıllardır var. Lens çıktı, gözlük hala var. Trençkot çıktı, yağmurluk çıktı, şemsiye hala var. Bizim mesleğimiz ölmez. Ölmeyecek de biz devam ettirmeyi şey verdik, devam ettikçe. Geçen gün biri dedi ki, sizin meslekte dedi, galiba dedi biraz sıkıntıya düşme ihtimali var dedi. Nasıl dedim? Yapay zeka çıktı ya dedi, yapay zeka. Bize dedim benim zekama yapay mapay gerekmez. Allah'a şükür dedim ben dedim. devam ediyoruz edeceğiz de dedim. Yani tiyatroyu öldürmez yapay zeka şudur budur videolar bilmem ne. Evet, evet suya yazı yazar gibi mesleğimiz var ama biz 18-24 sararmış bir fotoğrafta kalmıyoruz. İnsanların zihinlerinde hafızalarında kalıyoruz hala bana çok eski oyunlarımdan hala o devam ediyor musunuz filan dedi ki bir tanesi de bana ya dedi kaç piyeste oynadınız 76 oyunda oynadım dedim o kadar lafı nasıl ezberliyorsunuz dedi o ezber değil nasıl oynuyorsunuz demiyor da nasıl ezberliyorsunuz dedi ben de dedim hafızla Kur'an'ı ezberliyor ama oynayamıyor dedim o mesele işte oynama. Ezber başka bir şey, hafıza, melekeyle ilgili bir şey. Ama biz bazı şeyler merak ediyorlar bizde. Geçen gün bir tanesi dedi sizi epidir göre bizimkilerden sonra biz fazla birlikte bir dizide olamadık da ondan bahsetti. Bizimkilerden sonra dedi işte Cennet Mahallesi dedi oynadınız da siz dedi sizi epidir göremiyoruz hangi kanaldasınız dedi. Yarama tuz bastı adam şimdi. Ben de dedim Süveyş kanalındayım dedim. ya. Ama büyük laf, büyük söz söylememeli. Büyük lokma yutmalı, büyük söz söylememeli. Aradan bir ay geçmedi. Yine bir telefon geldi Türker İnanoğlu abimiz hocamızdan. Yılmaz Ekmekçi Genel Müdürü bana telefon etti dedi ki ya Zeyn abi dedi bizim dedi bir oyuncuya ihtiyacımız nasıl yani Yılmaz dedim Cennet Mahallesi'nde bir çingene etem var dedi Almancı dedi Almanya'dan geliyor dedi onda oynar mısınız dedi tabii oynarım dedim şu anda bir işim yok niye oynamayayım dedim oynarım dedim ama bunun arkası çok dolu. Ben o adama dedim ki ben dedim bana çok teklif geliyor ama ben türkücüyle mankenle oyun oynamıyorum dedim. Meslektaşlarımla oynuyorum ben dedim. Tiyatrocuyla. Sen misin bunu söyleyen Zihni Göktay? Cennet Mahallesi'nde benim karşımda kim var? Türkücü Alişan.
kız kim? Çağla Şikel, manken. Hadi bakalım yut bu lokmayı, nasıl yutacaksın? Hayır, bir taraftan da profesyoneliz, bir iş çıkmış, reddediyorum efendim, oynamayacak diyeceğim diye gittim. Bir gün kulise otururken çocuklar, bir tarafta bulunayım ben size dedim. Ben böyle böyle bir silah etmiştim dedim. Şimdi başımdan ekmek tuz çevirip sadaka vereceğim dedim. Yani bir, yani şey, yo dedi katliyen Zine amca dedi, bir önerizim yok. Çağla dedi ki ben 11 sene bale okudum, bale mezunuyum dedi. Alişan da dedi ben de Türk Sanat Müziği Konservatuarı mezunuyum dedi. Ekmeği sen başkalarına dağıt dedi bana. Yani bir laf düşünerek etmeli. Benim öyle patavatsızlıklarım vardır. Böyle bir atarım rahmetli eşime diş kapağından beni dürterdi böyle. Filan. Anlardım, o benim ABS frenimdi, Allah rahmet eylesin. Ama ben bazen işte bir şey söyleyiveriyorum, sonra da ekmek dağıtıyorum, tuz dağıtıyorum, yemin ediyorum başımdan kura çevirip veriyorum ya, ama şey, ama Hikmet benim en büyük ödülümdür. Kendisine ve bu komiteye çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla efendim. Sağ olun. Efendim, kaymakamım, sayın başkanımız ve kaymakamımız da sahneye davet ediyoruz. Bir fotoğraf alalım hep birlikte. Hikmet Hanım, sizlerle birlikte bir fotoğraf almak istiyoruz. Bu anı ölümsüzleştirmek adına. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Büyük ustalarımız Zeli Göktay ve Hikmet Görmükçü'ye tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, efendim onur ödüllerimizi takdim ettik. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması her yıl önemli bir isme adanıyor efendim. Bu yıl Çağrı ve Ömer Muhtar filmleriyle milyonların gönlüne taht kuran büyük usta, yönetmen Mustafa Akkad'ı andık. Şimdi bir videomuz var, hep birlikte o videomuzu izleyeceğiz. Evet, kendisini rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Şimdi sevgili misafirlerimiz, yarışma dışı seçkimizi bu yıl Mustafa Akkad onuruna gösterdik. Uluslararası yarışmamıza onlarca ülkeden yüzlerce film başvurdu. Bu filmlerden 10 tanesi ön jüri tarafından seçilerek büyük ödül için yarıştı. Gelin hep birlikte şimdi bu 10 filme bakalım efendim. Altta ünlülerimiz yatıyor, üstte çocuklarımız oynuyor. Niye film buraya bir kütüphane yapmayı düşünüyor? Nasıl? Çok güzel düşünmüşsünüz. İyi olur. Verimli olur yani gençlerimizle, çocuklarımızla. Nena de mierda. ¿Vos? Eso me decían cuando me pegaban. Visteis una paliza a un niño. ¿Me sentaste aquí? Regalo mi balón, ¿vale? Ahora eres tú quien elige quién saca. ¿Qué
Efendim şimdi uluslararası en iyi film ödülünü açıklayacağız ama onun öncesinde bu filmleri kimler seçti hep birlikte tanıyalım. Jüri üyelerimiz geliyor efendim. İranlı yönetmen Rıza Siyami, TRT Sinema Festival Koordinatörü Esra Demirkıran ve oyuncu Reşat Strik. Jüri üyelerimize bir alkış rica ediyorum sizlerden. Şimdi uluslararası en iyi film ödülünü açıklamak üzere değerli yönetmenimiz Rıza Siyami'yi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Alkışlarınızla. Üç Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası En İyi Kısa Film, Miguel Angel Olivares, İspanya. En iyi Uluslararası Kısa Film Ödülü'nün sahibi Miguel Angel Olivares'i alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Buyurunuz. Efendim sizi şöyle alacağım. Kıymetli hocam. Muchas gracias, gracias al festival. Vengo de España muy, muy contento de estar aquí por primera vez en Estambul. Muy feliz de recibir este premio. Çok teşekkür ederim. Öncelikle festivale teşekkür ediyorum. İlk defa İstanbul'a geliyorum. Bu ödül için çok teşekkür ederim yeniden. Y bueno, a mí el cine me ha refugiado, o sea, yo me he refugiado mucho en el cine. Me ha salvado. Y en estos momentos en mi vida me está salvando. Ben sinemada bir tane sığınma buldum. Hayatımı kurtuldu. Gerçekten sinema benim için çok önemli bir şey. Seguiré haciendo cine y mientras pueda seguiré luchando por los derechos humanos. Sinemada devam edeceğim. Hala sinema filmleri üreteceğim ve insan hakları için daha mücadele edeceğim. Gracias. Çok teşekkürler. Peki. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz tekraren. Tebrik ediyoruz. Miguel Angel Olivares'i. Evet. En heyecanlı bölüme geldik şimdi. Ulusal yarışma ödüllerine geldi sıra. Hepimizin beklediği bölüm, heyecanla beklediğimiz bölüm. Bu yıl yüzlerce nitelikli filmin başvurduğu yarışmada 10 film dereceye girmek için yarıştı. Şimdi bu 10 filmin kısa videosunu hep birlikte izliyoruz efendim. Kararmışsa nerede olduğunu bilemiyorum. Ne oluyor sana? Neyin var böyle ağzını çok açmıyor? Bastırın şu ellerini ha. Ne biçim insanlarsınız lan siz? Ha? Neden yani? Senin derdin ne abi? Ben istiyorum senin payını ben. Peki babam ne dedi? Siz neden babanızı huzur evine gönderiyorsunuz? Yeter artık ya! Neredeyse nerede? Başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Bir gün babam geldi, dedi ki... Oğlum neredesin sen ya? Baba dedeyle küs, halalar babayla küs. Hala ben kimle konuşayım? Hiç mi suçun yok senin? Canınız için mi? Yok, bir iki saat önce aramıştım. Sizinle mi konuşmuştuk? Şimdi ya erkeğin üstüne gidiyse merhume, uygun olan doğru yere gömme. Bilmiyorum ama ben yani başka yapacak bir şey var mı? Sen söyleyeceksin.
ha, havanın güzelliğine bak hele ya. Evet, bu birbirinden değerli 10 filmi, bu filmleri yine çok kıymetli bir jüri değerlendirdi. Jürimizi birlikte tanıyalım ve hatırlayalım. Jürimizin bu yılki başkanlığını çok sayıda önemli televizyon dizisi ve filmine imza atan usta yönetmen Murat Saraçoğlu üstlendi efendim. Jürimizin diğer değerli üyeleri ise görüntü yönetmeni Kürşat Üresin, oyuncular Mehmet Usta ve yine Çiçek Dilligil ve yazar Cihan Aktaş üstlendi. Kendilerine bir alkış rica ediyoruz sizlerden. Evet, jürimiz bu yıl bir filmi özel ödüle layık buldu. Mustafa Akkat anısına vereceğimiz bu özel ödülü açıklamak üzere TRT Sinema Festival Koordinatörü Esra Demirkağan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Herkese iyi akşamlar, kıymetli misafirler, çok büyük ustalarımız, sayın yöneticiler. Üç gün boyunca, dört gün boyunca çok güzel bir festival geçirdik. Filmleriyle, söyleşileriyle, ustalık sınıflarıyla, film aralarında, öncesinde, sonrasında özellikle genç arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerle bu güzel festivalde fiilen bu sene fiziksel olarak da bulunmuş olmaktan ötürü çok memnunum. Başta Suat Köçer olmak üzere bütün özverili ve gerçekten her an emeğini, ilgisini üzerimizden eksik etmeyen ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu da benim için sürpriz oldu. Mustafa Akad adına jüri özel ödülünü açıklayacağım. Buradaki notla beraber benim de aslında söylemek istediğim şeyler var. Buradaki notu da okumak isterim. İsrail ne kadar şiddete başvurursa başvursun, Filistinlileri amaçladığı üzere yurtlarından süremeyecek, yalnızlaştıramayacak ve unutturamayacak. Gerçekten de Ekim ayının ilk günlerinden bu yana tarihin de nesillerin de unutmayacağı, her zaman hatırlanacak ve nesilden nesile aktarılacak bir soykırımla, sistematik şiddetle, uluslararası hukuku yok sayan bir sistematik şiddetle karşı karşıyayız. Hepsi gözümüzün önünde oluyor.
Filistin'in gerçekten özgür olduğu günlerin umuduyla, duasıyla demek istiyorum ve Mustafa Akat adına. Mustafa Akat adına jürinin verdiği, kıymetli jüri üyelerinin verdiği özel ödülü açıklamak istiyorum. Kara Tavuk Zeynep İncetekin isimli animasyonu layık buluyor jüri. Evet, Zeynep İncetekin, Blackbird, Kara Tavuk filmi Mustafa Akat özel ödülümüzün sahibi oluyor. Alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz kendisini efendim. Buyurunuz. Festival ekibine ve değerli jüriye çok teşekkür ederim. Bu ödülü almak çok kıymetli. Özellikle bu güzel organizasyonda ve bu kıymetli konu üzerine. Tüm Filistin, özgür Filistin için alıyorum bu ödülü. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ve alkışlarla uğurluyoruz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Sevgili misafirlerimiz, her yıl verdiğimiz En iyiler ödüllerini takdim edeceğiz şimdi. Evet. En iyi görüntü yönetmeni ödülünü açıklamak üzere jüri üyemiz, görüntü yönetmeni Kürşat Üres'ini huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. İyi akşamlar. En iyi görüntü yönetmeni ödülü Ece Latifoğlu, Farklı Bir Yaz. Evet. Alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz kendilerini. Farklı Bir Yaz, Ece Latifoğlu. Ödülümüzü biraz daha ön tarafa alabilirsek sizi. Çok teşekkür ederim. Ben Ece değilim. Yönetmenim filmim Beril Tan. Ece gelemedi bugün seti olduğu için. Ama ben buradan bir kez daha çok teşekkür ediyorum Ece'ye. Bu macerada bana inandı ve benimle birlikte çalıştığı için. Öyle, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de tebrik ediyoruz. Efendim, sırada En iyi kurgu ödülümüz var. Şimdi ödülümüzü açıklamak üzere genç yönetmen Okan Akgün'ü huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Biraz daha öne alabilirsiniz. İyi akşamlar. Buradaki notla okuyorum. Jürimiz en iyi kurgu ödülüne ise vahşi bir yığılma yüzünden sapakları ve çok zormuş. Ben direkt en iyi kurgu ödülünü alan filmi okuyayım. Birlikte Yalnız, yönetmen Emrullah Erbay. Evet, Birlikte Yalnız filminin kurgu yönetmeni Emrullah Erbay. Çok karanlık, göremiyorum, böyle sağa sola bakıyorum onun için. Film çok kolektif bir iş, yani hepimizin bildiği gibi. O yüzden ben bu filmi, yani biraz daha yaklaştırabilirsek, bu ödülü bir bakıma film adına alıyorum. Ve bu kategorileri de kısa film festivallerine ekleyen festival yapımcılarına teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet. Sırada en iyi erkek oyuncu ödülümüz var. Ödülümüzü sevgili yönetmenimiz Ensar Altay açıklayacak efendim. Alkışlarla huzurlarınıza davet ediyorum kendisini. Abdülhamit abi de burada. Hoş geldin abi. Evet. İyi akşamlar. En iyi erkek oyuncu Mücahit Koçak, Rutubet.
Evet, Rutubet filmiyle Mücahit Koçak. Huzurlarınıza davet ediyoruz. Ödülümüzü sevgili yönetmenimiz Ensar Altay takdim edecekler. Duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Yani çok heyecanlıyım. Kısa kesmeye çalışacağım. Festivale ve hakikaten bana layık görenlere, böyle karar verenlere çok canı yürekten teşekkür ediyorum. Ve bir de filmimizin yönetmeni Turan ve senaristi Furkan'a bir alkış rica ediyorum sizden. Yani bu filmle aldığım 4. en iyi erkek oyuncu ödülü. O yüzden onlarla çalışma kararı aldığım için çok mutluyum. Biz yani sonuçta çok maddi karşılıkları olmuyor yaptığımız işlerin henüz diyeyim. Ama yıl içinde hiç beklemediğimiz yerden bir anda böyle güzel haberler alınca çok mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyoruz ve değiyor buna. Bir kez daha onlara teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Şimdi sırada en iyi kadın oyuncu ödülümüz var. Ödülü açıklamak üzere genç ve başarılı oyuncu Hakan Durmuş'u huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Sanırım bir süre aramızda olmayacak kendisi. Suat Köçer'i bu ödülü açıklamak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Evet, tekrar çağırıyorum, kusura bakmayın ama. Beni dövülerek salondan çıkartacaklar herhalde. Ben jüri toplantısında gözlemci olarak bulunmuştum ve çok gerçekten güzel tepkiler alan, güzel yorumlar alan bir filmin aktrisi aldı ödülü. Üçüncü Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması en iyi kadın oyuncu Ilgıt Uçum, Farklı Bir Yaz'la. Evet, Farklı Bir Yaz, Ilgıt Uçum. Alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz kendisini. Evet. Tebrikler. Biraz öne alabilirsek sizi. Merhabalar herkese. Ayağınıza sağlık buralara gelmişsiniz. Salonları doldurmuşsunuz. Çok sevindirici bir şey. Bu benim ilk ödülüm. O yüzden ayrıca çok heyecanlı hissediyorum. Önce festivale, jüri üyelerine, aynı zamanda Mücahit neredesin? Mücahit benim sınıf arkadaşım. O ödül alınca dedim ki bir de ben alayım, şöyle karşılıklı sevinelim. Çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum aileme ve sevdiklerime çok teşekkür ederim. Onlar da buralardalar. Tabii ki filmimizin senaristi ve yönetmeni Beril'e çok çok teşekkür ederim. Kendisi anneannesinin ve dedesinin ölümünden sonra anneannesini kaybeden bir kadının yas bürokrasisiyle mücadele etmesini anlatan bir kara komedi yazdı. Ve bu filmin başrolünü oynamayı da bana layık gördü. Çok teşekkür ederim kendisine. Derdine ortak olabildiğim için çok teşekkür ederim. Bu filmi izleyen insanlar kendileriyle yani bir duygudaşlık hissettilerse ne mutlu bize. Kimse yalnız hissetmesin bu hayatta isterim. Yapımcımıza Serdar'a çok teşekkür ederim. Tüm ekibime, canlı başla çalışan bütün arkadaşlarıma dedikleri gibi Emrullah Bey'di sanırım, kolektif bir iştir film yapmak, sinema yapmak. Bütün ekibime çok çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sırada ulusal kategori en iyi 3 film ödülü var. Festivalimizin ödül alacak en iyi 3. filminin sahibini açıklamak üzere
Sevgili yönetmenimiz Tunahan Kurt'u huzurlarınıza davet ediyorum efendim, alkışlarınızla. En iyi üçüncü film ödülü Ben Tek Siz Hepiniz, Barış Kefeli, Nukhet Taner'i. Onlar gelene kadar ben jüri gerekçeli kararını okuyayım. Çoğunluğun duruma ilişkin kötümser yargısı karşısında başka bir gerçekliği dile getirmenin, bir yanlıştan içinde veya suçlu olarak işaret edilmeyi göze almayı gerektirdiğini, çarpıcı bir istisnai tuhaflık üzerinden anlatmaktaki ustalığı nedeniyle en iyi üçüncü film olarak belirlenmiş. Evet, ben tek, siz hepiniz, Barış Kefeli, Nukhet Taner'i. Ödülümüzü sevgili yönetmenimiz Tunahan Kurt veriyor efendim. Tebrik ediyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Çok teşekkürler. Öncelikle değerli jüri üyelerine, sonra festival çalışanlarına ve Sultanbeyli Belediyesi'ne çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim ben de. Bu kadar güzel kısa filmin arasında bir ödül alabilmek, daha doğrusu bu seçkiye dahil olabilmek çok güzeldi. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Çok sağ olun. Tebrik ederiz. Evet, sırada festivalimizin ulusal kategorisinde yarışan ve ikincilik ödülüne layık görülen filmimiz var. Filmimizin ismini açıklamak üzere yönetmen Ahmet Toklu'yu huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. En iyi ikinci kısa film ödülü Babamın Öldüğü Gün, Emre Sefer. Evet. Babamın Öldüğü Gün, Emre Sefer. Burada var mı? Evet. Karanlık olduğu için göremiyoruz. Evet, bir alkış alabilir miyiz? Merhabalar. Emre Bey yerine Kasım Bey. Ben Kasım, Emre'nin bu filmdeki yardımcı yönetmeniyim. Emre şu anda sette çalıştığı için gelemedi. Bütün jüri üyelerinde, festival çalışanlarına çok selamlar iletti. İyi akşamlar. İzninizle ben küçük bir şey söylemek istiyorum. Ben de kendimi hala kısa filmci olarak gördüğüm için bu açıklamayı yapıyorum. Normalde festivallerde biz birçok yerde egonun ön tarafa çıktığını ve insanların birbirinden kaçındığını görüyoruz. Kasım Bey'in de burada yarışan bir filmi vardı ve onun adına alıyor bu ödülü. Bence çok değerli olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. O yüzden şey vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, ikinci ödülümüzü açıkladık ve sıra geldi. Herkesin heyecanla beklediği festivalimizin ödül alacak en iyi filmine. Ödülümüzün sahibini açıklamak üzere jüri başkanımız yönetmen Murat Saraçoğlu'nu huzurlarınıza davet ediyorum alkışlarınızla. Buyurun hocam. İyi akşamlar diliyorum. Sanatın iyileştirici bir yanı vardır. Dolayısıyla sinemanın da öyle. İnsanın temel duygularına vicdan gibi, merhamet gibi, iyi ahlak gibi, empati gibi. Dolayısıyla iyiliği çoğaltmak durumundayız. O yüzden bu festivali düzenleyen ve destek veren Kültür Bakanlığı'na, Sultanbeyli Belediyesi'ne, Kaymakamlığı'na ve değerli komiteye huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ve en iyi filmi açıklıyorum. Gerekçe biraz problemli, o yüzden yakın gün. Metropolde parçalanan aile yapıları ve komşuluk ilişkilerine bağlı olarak genç kuşağın yas ve taziye konusunda yaşadığı bocalamayı
ve yalnızlaşmayı çarpıcı ve bütüncül bir kurguyla ortaya koyduğu için 3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması En İyi Film Ödülü Sayın Belil Tan'ın Farklı Bir Yaz filmine gidiyor. Evet, Belil Tan Farklı Bir Yaz ödülümüzü yönetmen kıymetli hocamız Murat Saraçoğlu takdim ediyor efendim. Tekrar sizi ön tarafa alabilirsem biraz daha hocam. Buyurun. Değerli jüriye, tüm festival ekibine, sayın tüm ekibime, çok heyecanlandım bir an. Tüm ekibime, yapımcıma, aileme çok teşekkür ederim. Çok büyük mutluluk böyle bir ödülü almak. Sizlere de çok teşekkür ederim vaktinizi ayırıp geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf alalım hocam birlikte. Ve ödül alan bütün misafirlerimizi davet ediyoruz. Sultanbeyli Belediye'miz tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmamızı ödül törenini gerçekleştirdik bugün, bu gece. Efendim, özellikle aramıza katılan, onun ödüllerini alan büyük ustalarımıza, çok kıymetli yönetmenlerimize, sinema emekçilerine, jüri üyelerimize ve siz sinema severlere, siz misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katılımlarınızdan dolayı programımızı burada sona erdiriyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun.